B planı işler istediğimiz gibi gitmediği zamanlarda ana hedefimizden kopmamak için oluşturacağımız alternatif çözüm yollarına denir. Başka bir ifadeyle B planı ana planımızı yürütürken beklenmedik bir durum ile karşılaştığımızda kısa bir süreliğine ana plandan çıkıp sonrasında tekrar ana plana dönmemizi sağlayan yan yollardır. Diyet sırasında neden bir B planına ihtiyacım var? B planı yaptığında Ana plana olan inancın artar. Ana plana daha çok güvenirsin. B planı yaptığında kendine ve hedefine olan inancın ve güvenin artar. Hedefin ve kendin hakkındaki negatif düşünceler azalır. Psikolojik olarak kendini daha rahat ve güvende hissedersin. B planı ana planı gerçekleştirmek için daha çok çaba sarf etmeni sağlar. Ana planda hata yapmışsan bu hataları görme ve telafi etmene imkan sağlar. Eğer bir B planın yoksa, diyet planını uygularken yapacağın küçük kaçamaklardan sonra ne yapacağını bilemezsin ve suçluluk psikolojisine girersin. Sonuç olarak hedefine giden yolu tamamlayamazsın ve hedefine ulaşamazsın. Netice itibariyle sen bir robot değilsin, bir insansın. Her gün aynı psikolojide ve ruh halinde olmayabilirsin. Bazı günler diyet listene ve planına uymadığın, uyamadığın durumlar olabilir. Hatta diyet listene uymak istemeyeceğin zamanlar da olabilir. Canın sıkılabilir, kendine off vermek isteyebilirsin. Ya da günlük yaşam planının dışında yaşayacağın beklenmedik bir olay olabilir. Her neyse, önemli olan bu durumlarda ve zamanlarda geçici bir süreliğine ana planını askıya alacağını ve bu geçici süre sonunda ana planına tekrar geri döneceğini bilmen. İşte bunu B planı ile başarabilirsin. Bu gibi durumlarda eğer elinin altında bir B planı varsa özgüvenin yüksek olur. Hedefinden şaşmazsın. Ana planına geri döndüğünde kaldığın yerden devam eder, hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edersin. Örneğin bugün hiç hesapta olmayan beklenmedik bir davet aldın ve davete katılmak zorundasın. Ne yapacaksın? Bu davete katılmak zorunda olduğun için bunca emek harcayarak hazırladığın ve günlerdir uyguladığın diyet planını bir kalemde silip atacak mısın? Yoksa hiç hesapta olmayan bu davete katılıp diyetine kaldığın yerden devam mı edeceksin? Böyle bir durumda yapman gereken cebindeki yedek B planlarını masaya yatırmaktır ve hem davete katılıp hem de diyet planından çok sapmayacak alternatif çözümler üretmektir. Mesela eğer davette alkol varsa alkol yerine maden suyu ya da su içebilirim. Eğer davet yemekli ise lifli yiyecekleri tercih edeceğim. Eğer davetteki yemekleri reddedemezsem yatana kadar başka bir şey yemeyeceğim. Bu gibi alternatifler beynini olasılıklara karşı önceden hazırladığın çözüm yollarıdır cebinde B planın varsa hedefine bir adım daha yakınsın demektir.